İşte Şenur Hanım kaş göz işareti yapmış, görmemişiz. Gel gel, senin telden bahsediyordum. Öyle mi? Sen hangi ara yaptın o kaşı gözü? Vallahi yapmadım, bir arada bir kendim yapıyorum, öyle çıktıysa bilmiyorum. Acaba vallahi şey mi, böyle tikim evet, falan evet, vardı? Evet evet, böyle değil. Arada bir ediyorum, evet, böyle ettiysem evet. Ama tam zamanına gelmiştik de. Öyle mi? Evet. Çünkü ben fark ettim gerçekten vallahi. Arada kaşlar ve anlamıyorum. Emin ol yani, yapmadım öyle bir şey. Ben hep haberim bile yoktu. İşte o anda böyle sahte dediniz, hemen o geldi zaten. O anda yaptıysa şey gibi olmuş. Yani gösteriyormuş gibi olmuş. Hayır hayır. Yemiyor. E neyse, çok ısrar edince yaptım dedim, ne yapayım? Kadından kurtuluş yok. Kim sen kurtulmak sakız gibi öyle. Tabii canım, sakız gibi yakama sarıldı, ne yapayım? Ziyafet ablam. Evet evet, çok fena ya. Artık emirlerini de dinlemiyor. Hı? Emri veriyorsun, onu da dinlemiyor. Ha, onu gıcık yapmak için yapıyorum yine. Allah saldı mı veriyor suyunu da. Bir kere veriyor da ikincisi Evet, bugünkü yemek hakkında ne diyorsun? Bulabilecek misin? Vallahi yani bilmiyorum, yemek çok değişikti. Ben mesela aşçı olduğum için yani her şeyi bilirim. O bana bir garip geldi, iki şey görünce. Bu galiba ıspanak ayrı pişecek. Kabak dolması, ben zaten dedim kendine bu kabak dolmasıyla dedim ıspanak yemeği, ama öyle değilmiş, hepsi birlikte. Ve biz yalnız yanlış anladık da onlara zaten tarif ediyorlarmış değil mi? Ben dedim ki hepsini yoğuracak. Yok, o iki şeyin arasına koyacak. Yemek danışmanı tarif ediyor zaten. Tamam. De. Ettiyse hani yani hiç çok hafif bir. Evet. Hepsini doğrayacak, ıspanak gibi yapacak kıymasında. Çok şey yani, hafif bir yemek yapabilirlerse çok derli toplu bir gelinini yemek. Gelinini bulabilecek misin? Bilmiyorum, nasip, ne bileyim ben. Yapar mı yemekleri, bu tarz yemekleri? Vallahi birkaç kez yedim. Bizde de kaldı, birkaç kez pişirdi ama böyle fazla bilemiyorum, ama yine de bilmeye çalışacağım. Sen İnsan kendi yemeğini bile bazen bilemiyor ne yaptığını. Ya bazen orada insanın kafası öyle bir karışıyor ki. Daha sonradan puan verdikten sonra işte kendi gelinine eğer bir veriyorsam, ondan sonra şöyle bir düşünüyorsun, evet ya nasıl yaptım ben böyle bir hatayı diyorsun. Ama iş işten geçmiş oluyor tabii. Bugün çarşamba, haftanın ortası, çok önemli bir gün. Yansı dediğin sonuncu oldu bir de. Evet, sonuncu oldu. Puanları da çok düşük. Benim bugün kesin bulup 5'i vermem lazım. Yoksa hafta sonu... Ama siz aynı evde vermem. Yaşıyorsunuz, yemeğini az çok biliyorsunuz. Hayatım evde yaptığı yemekle burada yaptığı yemek aynı. Ha, aynı. Mesela bugünkü yemeği yaptınız mı? Yapmadık. Yok, ben hiçbir yani yerde görmedim. Ben onu iki bölüm anladım yemeği. İki çeşit yapacaklar. Evdeki yaptığı gibi yapsa her seferinde bulurum. Her evet. Seferinde. Siz mi yapıyorsunuz, o mu yapıyor? Yok, Cansu yapıyor evde yemekleri. Aferin. Ben çok nadir girerim mutfağa, Cansu yapıyor. Oo, siz iyi kayınvalide ya. Değildi. Evet, ben tam kaynana. Aa evet ha. Yemek, eşin bebek var, mecbur ya bebeğe bakacaksın ya yemeği yapacaksın. Yani, paslaşıyoruz işte yani. Ha, evet. Paslaşıyoruz. Gider. Ben bebeğe bakıyorum, o yapıyor. Tamam. O, eğer onun işi varsa ben geliyorum yapıyorum. Tamam. Aramızda şey yok yani, sen tamam, ben olmasın olmasın. Şimdi Hanım. Buyur. Gelinin telefon rehberinde Şenur teyze yazdığını oğlum biliyor mu? Bilmiyordur herhalde, bilmiyorum ki. Ne tepki verir acaba bize? Niye öyle yazdın diyebilir. Anne niye yazmadın? Evet. Hafif bozulabilir mi? Bozulur herhalde, ona bir şeydir, bilmiyorum ki. Oğlum biraz düşkündür bize de. Artık kendi fikri. Ben karışmam diyorsun. Aralarındaki evet. Mesele o. Evet. Bismillahirrahmanirrahim, lavaboya gitmiş. Elini yüzünü yıkamaya. Fermanını da çekmemiş. O kadar komik gitmiş ki ayaklarım yalın ayak kaldım burada. Geldi bize. Bak şuraya. Aa, ne yaptın bak şimdi. Çizmeleri ne yaptı? Çizmelerim burada. Benim ayaklarım ne yaptı? Seninkilerini götürdüm kızım. Evet, dalga olmadan ayaklarımı yapmaya kalktı. Nerede bıraktı? Bak giyip gitmiş, bırakmış. Ben nerede bırakmış bilmiyorum ayakkabılarını. Ayakkabılarını mı aldı sen? Evet, giyip odaya, gitmiş onları. Odada bırakmış. Giderken çok komikti ama. Ha, ayakkabıları. Babas. Ayakkabı. Yavaş. Yalın ayak bıraktı, gittim beni burada. Baba niye öyle fırlattın? Niye fırlatmadım da bir yere koydum. Ben ayakkabı niye fırlatayım? Ay yoruldum valla. Ayakkabı ağırmış. Onun, aynen, hem de nasıl ağır. Onun sinir hali buymuş yani. Ağır, hem de nasıl ağır. Çok ağırmış. Tahta ya. Çok ses çıktı. Evet, canım ayakkabı benim. Ayakkabı ağırmış. Canım benim. Ona fazla uymayın da topu tutmasın bu tarafa.
Oy sen teyzeciğim. Gelini ne yapmış biliyor musun? Duydun mu? Gelini telefona ne yazmış? Şengül teyze. İnsan gelin yazar mı Şengül teyze? Kadını gece otelde tansiyonu çıkmış. Hastalanmış, sinirde rahatsızlanmış. Hayır hayır öyle bir şey yok. Doğru mu Şenur abla? Hayır hayır ya. Bilmiyorum valla bana öyle dedi, ben öyle duydum. Gelin mi dedi? Gelini bilemem, sen söyledin gelin. Kızgın ya, günahımı alma be. Yazdı oynadı. Sen söylemişsin. Hayır, yazdı oynadı. Yazdı oynadı Şengül teyze. Yok yok. Kız doğru söylüyor. Öyle bir sorun yok. Hiç bahsini bile etmedi. Doğru söylüyor, doğru. Abi ne yapıyor ablada oturmuş? Canım, aşağı inmiyor musun? İneceğiz birazdan. Çağırınca bizi puan vermeye gideceğiz. Sen yani, bir oynarsan da geldi. Sen bir, gelinem bir. Niye bir bir mi verin? Bir de bizim Elif'e 5 bir. Vallahi hele bir tabağını bir tanıyayım. Ya. Paşa'yı basarım 5'i ona. Pazarda senin geline biri basarım, senin gibi de bilsem. Çarşamba öyle bir hayın kullandı ki oyları birer birer. Bak ben 4, 3, 5 verdim. Dedi ki, çok bir hayır bir kullandın. Arkadaş bana dedi ki bugün sen 1-1 verdin. Bak şimdi ben, beni bir suçluyor 1-1 verdiğim için seni o yana kaza getiriyor 1-1 verdiği. Bu nasıl bir adalet yani? Dedin ya bana öyle vereceğim şimdi. He, sen de ben 5 vereceğim. 2-2-1 vereceğim he, bugün. En güzeli. Ama bir bakayım tadına, mebale gibi. Bak şimdi beni suçluyor, bir verdiğim için o yandan sana diyor ki bir ver. Evet, bak şimdi biz 5'i verdik, onun geline gittiysen sen öbürler ne olacak? Yok yok, sen gene bir çok kullan. Bir, zaman. Bir kullan çok fazla, çünkü bunun geline bir daha alabilir. Ya çünkü ya. Şans yani, şanslı ya. Seninki alabilirsin, vallahi sen geline 4 verdin, seninkine 4 verdin, sen 1 verdin. Keşke Hatice'yi ansın dursun böyle, vallahi andıkça senin Hatice'nin boğalar yükseliyor. Senin gelin yemeği yani normaldi yani. Düzgün yapmamıştı. Nane, yani, nane yok. Nane değil ve ben çok yemyeşil sevmem. Çorbada beyaz tamam olacak. Sen yoksun şu anda orada. Hayır yokum da yani yeşil yani, sevmeyiz. Bilmiyorum ki o da pişirmiş miydi? İlk defa mı pişirdi? Pişirmiş yani miydi? Sen yemek zorunda değilsen orada ne kadar malzeme verirsen onu kullanmak zorunda. O da sanmış ki hepsi kullanılmayacak. Ondan yani o yüzden mecbur suydu, dupduruydu. Biz de öyle verdik. Yok, ya, ne yapayım? Değildi. Öyleydi öyle. Yalnız içinde içeriyeleri kırmamışlardı. Görmedi. Yani şeylerin makarnası gibi biraz güzel olmamıştı. Ne, güzel olmamıştı. İlk haftasıdır yani, normaldir belki yapamaması yani.